Selamlar Eküm. Güzel bir havadan, tertemiz bir doğadan ve biraz da böyle maneviyat kokan bir akşama doğrudan hepinize selamlar, sevgiler. Bu zamanları ve buna benzer mekanları çok seviyorum. Biraz daha sessiz oluyor. Bu sessizliği, bu tefekkürü acizane dilimiz döndüğü, aklımız erdeyince birkaç kelamla hatırlatmaya çalışacağız. Önce kendi nefsimizi. Kardeşlerim, imtihan dünyası diyoruz. Tabi söylerken bunu çok kolaylıkla dilimizden çıkarıyoruz ama gel gelelim iş başa düştüğü zaman pek de imtihanı e, çok iyi anlayamadığımızı düşünüyorum. Onlardan bir örnek vereyim size. Adem aleyhisselam. Hepimizin tabii ki babası ve ilk insan, ilk peygamber aleyhisselam. Kendisinin cennette olduğunu biliyoruz daha önce. Ve cennetten sonra dünyaya gönderiliyor. Şöyle düşünecek olursak, en rahat, en huzurlu, hiçbir sıkıntınızın olmadığı, hiçbir ağrınızın olmadığı, hiçbir fitnenin olmadığı, affedersiniz, tuvalet ihtiyacının olmadığı, acıkma ve buna bağlı olarak midenize krampların girmediği, sizin hakkınızda birilerinin dedikodu etmediği, kıskançlığın olmadığı bir yerden geldi dünyaya. Ya bunu düşünmek bile insanı biraz heyecanlandırıyor. Adem aleyhisselam nasıl bir dert içindeymiş. Kardeşler, Adem aleyhisselam bu köhne ve maalesef her türlü imtihanın olacağı bu garip dünyaya geldi. O evvela zaten acıların en büyüğüydü. Ardından da Habil-Kabil olayında bir evladı öldürüldü, diğer evladı da katil oldu. Yeryüzünün ilk öldürüleni, ilk öldüreni yine evlatlarıydı. Bugün biz çocuğumuz şöyle kızım niye böyle oğlum niye böyle niye istediğim gibi değil derken kocamızdan, hanımımızdan, işimizden, evimizden şikayet ederken ilk peygamber olmasına rağmen nasıl bir imtihan içerisinde olduğunu biraz tefekkür etsek belki imtihanlarımızı daha başarılı sonuçlarla, notlarla taçlandıracağız. Ama unutuyoruz galiba. Kardeşler, Adem aleyhisselamla bizim ilimimizi kıyaslayabilir miyiz, mukayese edebilir miyiz? Hayır. Peki bizden daha kötü bir baba olduğu için bir e, katil babası mıydı? Haşa değildi. Burayı iyi ayrıntılarıyla böyle çizmek istiyorum. Yani ne kadar çocuğunla, oğlunla ilgilenmeye çalışırsan çalış, Tabii elinden geleni yap, ama ben ettim, bu çocuğu bu hale ben getirdim. Akıllıysa, iyiyse mesela benim sayemde oldu deme. Tam tersine, evladın yaramazsa, senin sevmediğin şeyleri yapıyorsa, Allah korusun haram olan işlerle iştikal ediyorsa da, ben iyi bir eğitim veremedim, o yüzden böyle oldu deme. Ve etraftaki insanlarda, vay be, bu kadının hiç mi, efendim, annesi babası olmamış, eğitim veren kimsesi olmamış da dememeliyiz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Adem Aleyhisselam herkesten çok iyi bir şeyleri biliyor ve anlatıyordu. Evet o tarihleri yakinen görmedik, şahit değiliz ama görmeye gerek yok çünkü akıl yeterli neticeyi ortaya çıkarıyor. Şimdi o zaman biz de bugün Adem Aleyhisselam'ın yolundan gidelim. O nasıl eğitim verdi? Neler yaptı? Hangi metotları izledi? Zaten peygamberlerle bu metotlar bugüne kadar gelmiş. Elimizden geleni yapalım ama olmuyorsa bir şey. Kızımız, oğlumuz için duamızı unutmayalım. Namazlarımızda o selam verdikten sonra en güzel an diyor alimlerimiz. Şöyle sakince ne olur Allah'ım diye evladınla ilgili, işinle ilgili, eşinle ilgili, aşınla ilgili dua yap. Biz bir şekilde doymayan insanlarız. Hiçbirimiz en aciziniz ben olmak üzere 3'se 5, beş, hayır beşse 7. Tamam 3 fazla veriyorsa hayır demeyiz, alırız. Buna göre kendimizi programlamışız. Yani hayata geliş amacımız her zaman başarılı olmak. Evlatlarımız problemsiz, sıkıntısız olacak. Hastalığım olmayacak. Etrafında beni yoran, beni eleştiren Fitneye sebep verecek şeylerle suçlayanlar olmayacak. Param yerinde olacak, aşım yerinde olacak, ailemle çok mutlu olacağım. Ama hayat bunu getirmiyor. Lakin biz sorunsuz, problemsiz bir hayat istiyoruz. Belki de yanlışımız bu. Kardeşler, Habil'le Kabil de bizim için aslında çok iyi bir örnek dedik ya. Maalesef bugün öyle bir imtihan dünyasında yaşıyoruz ki, envai çeşit katliamlar var. Bugün de vardı, o zaman da var. Bak ilk yaratılan Adem aleyhisselam ve evlatları arasında yine imtihanlar oldu. Şimdi dünyada kaç milyar var? 3 milyar, 5 milyar, 7 milyar insan var diyelim yaşayanlar. Ama o zaman kaç kişi yaşıyordu? Eserlerde okuyoruz. 40 küsur kişi varmış. Bir rivayete göre işte 21 erkek, 21 kız şeklinde. Bak dünya senin şu etrafa bak abi. Gösteremiyorum tabi sabitlediğim için telefonu. Gözünün aldığı yer 30 kilometre 40 kilometredir. Milyonlarca kilometre karelik bir alan. Denizler senin. Hayvanların envai çeşidi senin. 40 küsür kişisin ama yine geçinemiyorsun ve katliam oluyor. Dünyada da böyle. Bugüne kadar evladım ben doyan hiç kimseyi görmedim diyor bir hak dostu gözü doymuş. Bak miden doluyor. İki tabak yemek yedin, üçüncü tabağı yiyemiyorsun. Ama gözü doyan kimseyi görmedim diyor. Bizim de galiba gözümüz doymuyor. İnşallah biz ölmeden önce gözü doyanlardan, ders alanlardan oluruz da gözümüz toprakla doymaz diyelim. Kardeşler, o zaman Adem aleyhisselamın evlatlarıyla mücadele eden Adem aleyhisselamı da bir şekilde kandıran iblis, 40 kişiye hizmet ediyordu. Kötülük yapmak için görevi buydu. Şimdi diyelim milyarlarca insana. Bizden önce de milyarlarca insana ne yaptı? Görevini yaptı ve iblis profesyonel hale geldi. Kendi kalitesini tırnak içerisinde arttırdı. Daha da tecrübe kazandı. Adem aleyhisselamın evladına veya kendine bir şekilde kılıf buldu, bugünün insanlarına farklı kılıflar buluyor. Maalesef 2022'nin belki de en tehlikeli durumlarından bir tanesi bu. Kardeşler, bugünün insanı doymak bilmiyor. Bugünün insanı kendini sadece cennetlik görüyor ve bugünün insanı imtihanı kendi seçtiği şekilde istiyor. Yani sorular kendisine verilecek ve kendisi cevaplayacak. Ama şeytan da boş durmuyor. Çok kısa şimdi bir yolculuğa çıkalım. O zamanki şeytan bugün de profesyonel dedik ve bize nasıl yaklaşıyor? Doymuyoruz, evlatlarımızdan şikayetçiyiz, evlatlarımız bizden şikayetçi. Hanım kocasından, koca hanımından, iş yerindeki patronu işçisinden, işçi zaten patrondan şikayetçi. Çünkü bizim Hayat bakışımız oldukça sınırlı. Dar bir pencereden bakıyoruz hayatı. O günkü şeytan bugün nasıl geliyor, hangi yollarla geliyoruz unutuyoruz. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Şimdi hayırlı bir evladın oldu diyelim, başarılı, böyle mütedeyyin, herkese yardım eden, ilim sahibi, güler yüzlü, saygılı bir evladın oldu. Şeytan geliyor sana, bunun diyor bu hale gelmesinin sebebi sensin. Sen öyle bir adamsın annesin neyse. Bak Ahmet'in kızı, Mehmet'in kızı, oğlu senin gibi değil. Çünkü onlar şunu şunu yaptılar, evladına böyle davranmadılar diye şeytan geliyor. Ne güzel çocuğunu yetiştirirken pat sana Allah korusun günah atıyor. Kibirleniyorsun. Kendi evladında da halbuki başkasının evladında da hidayetin Allahu Teala'dan geldiğini unutuyorsun. Bu tam tersi de olabilir. Beş para etmeyen bu dünyada, sivrisineği kanadı dahi olmayan bu dünyada, efendim şu diplomayı almış, şu işe girmiş, efendim yani maddi olarak getirisi var ama çok ahlakı bozuk bir evladın olduğunu düşünelim. Ne yapıyoruz bu seferde? kendimizi suçluyoruz. Ben çocuğuma şunu öğretemedim. Saçımı süpürge ettim, şöyle oldu, böyle oldu ama bir türlü şunu anlatamadım. Demek ki suç bende diyoruz. Suç değil. Bu bir imtihan. Eğer elinden geleni yapıyorsan bunun adı sadece imtihan değerli kardeşlerim. Şunu unutmayacağız. Her şeyi yapmam gerekenleri biliyorum. Elimden geleni yaptıktan sonraki her şey Allahu Teala'ya aittir. Sabırla dua edeceğiz niyazlarımızdan sonra o özel zamanda evlatlarımıza inşallah veya eksik gördüğümüz ne varsa onlara dua isteyeceğiz. Değerli kardeşler, ayaklarımız her an kayabilir. Bunun garantisi yok. Maalesef öyle gidiyoruz ki ferini patlamış bir araba gibi. Her şeyi tamamladık. Her türlü e, dini donanımımız var. Cennette yerimiz zaten hazır. İmanla gideceğiz. Azrail aleyhisselam yardımcılarıyla beraber gelecekler canımızı böyle çok rahat bir şekilde vereceğiz. Zaten iman çantada keklik diye düşünüyoruz ama böyle bir garantiyi peygamberler dahi yaşamamışlar. Evet, onlar peygamberdi, aleyhümselam, ismet sıfatı vardı ve sair özellikleri vardı. Normal sıradan bizim gibi insanlar değildi hak nazarında ama kendimizi çok daha farklı görüyoruz. Dolayısıyla o günkü şeytan bugünün insanlarına da aynı şeyleri getiriyor. Mesela o kötülüklerden bir tanesiyle bugünkü has bir halimizi nihayet erdirelim. Üzülüyorum. İnsanlar birbiriyle alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Yani öyle ki hani diyorsun hayvanlar kadar çok affedersin. Bazen vicdanımızın olmadığını düşündürüyor bu bize. Ya bir köpek bile diyelim birine saldırıyor bir hayvana. Karnını doyuracak yani. Ava çıkmış. İki tanesini öldürmüyor. Mesela yiyebileceği kadarını öldürüyor. Biz hayvanları böyle kötü biliyoruz. İşte şöyledir, böyledir ya insanlar birbirlerini acımasızca eleştiriyorlar, lakap takıyorlar, alay ediyorlar. Onun mesela bir engelli oğlu var, onun hareketlerini taklit ediyor. Küçücük bir çocuğumuz bile maalesef sokakta bir engelli kişiyi gördüğü zaman onun hal ve hareketlerini ne yapıyor? E, alaya alıyor. Ve bu o kadar acıtıcı bir şey ki, bizim küçük gördüğümüz ama şeytanın çok büyük maalesef günah yüklerini bize verdiği bir durum ortaya çıkıyor kardeşlerim. Tepeden bakıyoruz insanlara. Bak Adem Aleyhisselam dedik, imtihan dedik, şeytanın kendisini kandırmasından bahsettik. Biz kim oluyoruz da kendimize garanti görüyor ve şeytana gelsin de ben gereken cevabı veririm dercesine hayatımıza devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor sahabiler. Yine iblisle ilgili işte sual ediyorlar. Herkesin bir şeytanı vardır buyurunca. Efendim sizin de şeytanınız var mıdır diye sual ediyorlar. Cevaben buyuruyor ki evet vardır ama Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Onun izni ve keremiyle benimkisi Müslüman oldu. Yani zarar vermiyor, veremiyor. E o zaman peygamber aleyhissalatü vesselam harici her bir ümmeti günaha batma o şeytanın efendim tuzaklarından bir tanesinin üzerine düşme Allah korusun imansız bu dünyadan göçme riskimiz problemimiz var mı? Var. Bu varsa bir kimseye hava atamam. İki Elbette kimseye tepeden bakamam çünkü benim de ahiretim belli değil. 3 Kendime aşırı derecede güveneceğim bir yer değil burası. Çünkü kendine nice insanlar gelmiş, geçmiş ama bak mezar taşlarında bile esamesi kalmamış derler ya. Mezar taşı silinmiş. Şimdi buraya gelirken baktım mezarlıklara. Gerçekten de o kadar uzun süre geçmiş ki unutulmuş. Vallahi hayat böyle. O yüzden size acizane bir kardeşiniz, bir abiniz olarak. Diyorum ya bazen yalnızlığa çekilin, bu fakir gibi. Atın kendinizi bazen bir yerlere, ne kadar yalan bir dünyada olduğunuzu, o şehir hayatının, koşuşturmanın, bu sosyal medyanın, bunca vıcık vıcık insanın, debdebenin, gürültünün ne kadar yapay olduğunu bir anlayın. Çünkü biz anlamazsak, biz hani derler ya ölmeden önce nefsini öldürebilenlerden, en azından öldürmeye çalışanlardan olmazsak, başımızda büyük bir bela var demektir. Allahu Teala'dan niyazımız, bu dünyada nasıl yaşamamız gerekiyorsa, öyle yaşamayı bizlere nasip buyurması. Yine duamız odur ki, iblisle hayatımızın sonuna kadar karşılaşacağız, o son anda dahi bizden imanı çalmaya çalışan, Şeytan ile mücadelemizde imanını kurtarabilenlerden eylesin. Kul hakkıyla huzuruna gelenlerden eylemesin. Ve nasıl kendisine iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugün böyle toprak kokan, biraz da böyle kekik toplamaya çalıştım. Ortalık biraz kekik koktu. Böyle bir havada böyle bakar mısın? Bulutların haline. Sessiz ve güzel bir mekandan sizlere en azından bir hasbihal edelim. Bir hatırlatmada bulunalım istedik. Sürçü lisan ettik. Affola. Sizlerle beraber şu ayırdığım çok kısa bir metin var. Onu sizlerle konuşmak, daha doğrusu paylaşıp bitirmek istiyorum. Bakın ne diyor. Dünya sadece onlarındı. Yani Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor. İsteyene istediği kadar yer ve yurt vardı. Yüz binlerce, Milyonlarca kilometre karelik sahalarda Adem ailesinden başka bir aile, bir insan mevcut değildi. İnsanlık henüz e, yeni yeni nefes almaya başlamıştı. İşçisi, işvereni, fabrikası, devleti, hükümeti olmayan bir dünya. Komşusu bile bulunmayan tek ailelik bir insan grubuydu. Bugün 20. asırın insanının karşılaştığı problemlerin binde birinde bile muhatap olmayan, ihtiyaç listesi bir elin parmaklarını aşmayan bir aileydi onlar. Gazetenin, sinemanın, televizyonun, sosyal medyanın olmadığı bir yerde yaşadılar. Bu ailede de geçimsizlik çıktı. Biz de her imtihanımızda gerek Adem Aleyhisselam'ı gerek diğer peygamberlerin hayatlarını zaten biraz biliyoruz ya, okuduk değil mi, dinledik. Onları ne yapalım kendimize düstur edinelim. Bu dünyanın kimseye kalmadığı gibi bak ezan okunuyor. Şu ezanla dünyaya geldik. Bir de sala okunacak bir ezanla gideceğiz. İnşallah hayırla bu defteri kapıyanlardan oluruz. Nasip olursa böyle arada sizlerle hasbihal etmeye devam edeceğiz. Hepiniz Allahu Teala emanet olun. Şu 5-10 saniye en azından size buraları bir izleteyim. Ondan sonra videonun kapanışını hep beraber paylaşalım.